Olamaz. O yüzden gelin sözleşme daha yüksek hakeme gitmeden oturup anlaşalım. İşi masada çözelim. Değerli arkadaşlarım, filmde üyelerimizi seyrettiniz. Bütün arkadaşlarımın tavrı uzlaşmadan yana olduğunu gördünüz. Hepsi gelin uzattığımız eli sıkın diyorlar. Gelin bu işi el sıkışarak çözelim diyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Hala vakit var. Hala bir fırsat var. Ama dikkat edin, fırsatla kriz arasındaki mesafe hızla azalıyor. Fırsatı iyi kullanmazsanız krize yol açarsınız. Onun için tercih sizindir. Bu tercihin vebali çok ağırdır ve sizin boynunuzdadır. Artık karar sizindir. Değerli kardeşlerim, tam 34 yıl oldu. Tam 34 yıldır sendikal mücadelenin içindeyim. Hayatım boyunca örgütlü mücadeleye inandım. Birliğin, beraberliğin gücüne inandım. Sadece ve sadece sendikama güvendim. Bu sürede 34 yıl içinde sayısız eylem ve etkinliğe katıldım. Grevlerin direnişlerde yürüdüm. Protestolar, sayısız protestolarda eylem ve etkinlik düzenledim. Tek bir kere kanunları çiğnemedim. Yasa dışı bir işe asla izin vermedim. Adam gibi sendikacılık yaptım. Şimdi grevimizi erteleyenlere soruyorum. Anayasal grev hakkımızı elimizden alırsanız biz nasıl sendikacılık yapacağız? Bizim elimizi kolumuzu bağlarsanız hakkımızı biz nasıl alacağız, nasıl savunacağız? Hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyordu ya, güçlünün haklı olduğu değil, hakkının güçlü olduğu bir dünya istiyorum. Aynen öyle. Sonuna kadar katılıyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Biz de hakkının güçlü olduğu bir dünya istiyoruz. Onun için haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız diyoruz. Kazanmayı güce değil, haklı olmaya dayandırıyoruz. Buradan bir kez daha aykırıyoruz. Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız. Değerli arkadaşlarım. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Türk metalci kardeşlerim. Grev bizim için bir savaş aracı değil, bir barış, bir uzlaşma mekanizmasıdır. Üreten ve kazandıran insanların kazanmak için kozudur. Daha adil, daha hakça paylaşımın adıdır. Peki hakça paylaşma olmazsa ne olur? Adaletsizlik olur, adaletsizlik. Huzur olmaz, barış olmaz. Şimdi ben bu sözleri söylüyorum diye bizi toplumsal barışı tehdit etmekle suçlayanlar olacaktır. O suçlamayı aynen kendilerine iade ediyorum. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Bakın, bu gerçekleri sadece ben ifade etmiyorum. Aklı başında olan herkes bunu söylüyor. Mesela bu ülkenin en önde gelen iş adamları söylüyor. En önde gelen patronları söylüyor. Bu adaletsizlik sürdürülebilir değildir. Sürdürmeye çalışırsak felaket olur diyorlar. Hepsi bunu söylüyor. Peki ben de onlara buradan diyorum ki, eğer söylemlerinizde samimiyseniz gelin bunu kanıtlayın. Mesela gelin Yüksek Hakem Kurulu denilen 12 Eylül dayatmasını devre dışı bırakalım. Gelin bu işi aramızda çözelim. Masada çözelim. İşvereni işçiyi de işverene düşman etmeyelim. Hala vakit varken, huzur ve iş barışı için hala fırsat varken gelin uzlaşalım. Bakın, MES'in çağrısı üzerine dün bir toplantı yaptık. MES 3.2'lik ilk teklifine 10 puanlık refah payı ekleyerek 13.2 olarak revize etti. Biz de grev erteleme kararını ilan edilmişken MES'in bu teklifi yapmasını bir iyi niyet girişimi olarak kabul ettik.
Buna karşılık MES de bizim somut bir adım atmasını beklediğini söyledi. Ve ne yazık ki bize sahte sendikacıların masaya getirdiği rakamları örnek gösterdi. Uzlaşmadan yanaysanız pazarlığa buradan başlayalım dediler. Yani bu sahtekarlar yine yapacağını yaptılar. Bize peki dedik. Madem iyi niyetli adım attınız, madem masada zaten böyle bir rakam var, biz de bu sözleşmenin 2 yıllık olması koşuluyla, kıstalyem olmaması ve sözleşmenin kıdeme dayalı olması koşuluyla teklifimizi revize ediyoruz, %30'a çekiyoruz diye açıkladık. Bu açıklamadan sonra MES'ten yeni bir davet geldi. Bizi pazartesi günü akşamı bir görüşmeye davet ettiler. Şartlarımızı bildiklerine göre ve bunları bilerek bizi davet ettiklerine göre bu daveti MES'in şartlarımızı kabul ettiği biçiminde yorumluyorum. Umarım bu kez bizi tatmin edecek bir rakamı getirirler de sözleşmeyi bitirmek için masaya otururuz. Benim umudum budur. Görüşmeye bu umutla gidiyorum, bu umutla katılacağım. Umarım umudumu boşa çıkarmazsınız. Değerli arkadaşlarım, şimdi gelelim Mustafa Başkan'ın talebine. Kıdem meselesi her bölgede olduğu gibi bu bölgede de çok hassas ve çok acil. Madem bu kadar hassas ve acil, o zaman açık açık buradan söylüyorum. Şartlar ne olursa olsun, ister grevimiz ertelensin, ister elimiz kolumuz bağlansın, ne olursa olsun bu sözleşme kıdeme dayalı olacaktır. Değerli arkadaşlarım, değil grev ertelemek, değil elimizi kolumuzu bağlamak, isterlerse bizi mezara soksunlar, vallahi de billahi de oradan kıdem, kıdem, kıdem diye avazımızı çıktığı kadar bağıracağız. Bağıracağız. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika. İşte başkan, işte sendika. Değerli arkadaşlarım, niye kıdem diye bağıracağız biliyor musunuz? Çünkü kıdem benim için basit biçimde özlük dosyasında yazılan bir rakamdan ibaret değildir. Kıdem benim için nedir biliyor musunuz? Kıdem bilançodaki karlar, kırdığınız üretim rekorları, aldığınız kalite ödülleri, verimlilik ödülleri, kıdem sokaktaki arabalar, evdeki beyaz eşyalar, nakış gibi işlediğimiz demir çeliktir. Asıl önemlisi kıdem bizim ağaran saçlarımızdır. Kaybolup giden yıllarımızdır. Çoluk çocuğumuzdan çaldığımız zamandır. Bir marka, bir iş yeri uğruna verdiğimiz ömürdür. Benim için işte kıdem budur. Kıdem budur. Değerli arkadaşlarım, bu yüzden de kıdem hepsinden önemli ve değerlidir. Benim için emanetlerin en büyüğüdür. Merak etmeyin, hiç endişe etmeyin. Bu sözleşme her hal ve şartta kesinlikle kıdeme dayalı olacak. Herkes bilsin ki eğer MES'in kırmızı çizgileri varsa kıdem de bizim kırmızı çizgimizdir. Bu sözleşme kıdeme dayalı olacak. Kıdeme dayalı olacak, kıdeme dayalı olacak, kıdeme dayalı olacak.